Dedim ya, aile çok önemli Hint toplumunda. Çok eşliğe izin veriliyor. Evlenen kadının ailesine toplumsal konuma uygun tutarda para da veriliyor. Aile içinde erkek çocuk önemli. Kızlar küçük yaşta evlendiriliyor ve kocası ölene kadar bir daha da evlenemiyor. Yalnız yaşamak, sık sık oruç tutmak ve varsa kaynanasının emri altında yaşamak zorundadır demiştim en son cümlede. Hindistan'a 10. yüzyıldan itibaren Gazneliler'in geldiğini görüyoruz. Ama Afganistan'da kurulan ilk Türk devleti Akınlarında Hindistan'a akınları var, Kuzey Hindistan'a. Özellikle Tibet dolaylarına akınları var. Bunlar İslam'la ilgisi yok tabii akınların, ama Gaznelilerin İslamiyet'i getirip de kast sistemini zayıflattığını biliyoruz. Zamanla bölgeye Türkler yerleşiyor ve 14. yüzyılda Devlet Türk Sultanlığını kuruyorlar. 16. yüzyılda da Babür Şah Devleti kuruldu ve günümüzdeki Pakistan ve Bangladeş'in de kurulmasında, halkların oluşmasında çok önemli bir yeri var Gaznelilerin, Devlet Türk Sultanlığı'nın ve Babür Şahların. İllere ve bölgelere göre ayrımlılık gösteren Hint toplumu, tarihin hiçbir döneminde tüm toplumların bir arada geldiği tek bir dil ve topluluk halinde olmadılar. 1971'de yapılan nüfus sayımına göre 1652 ana dil var Hindistan'da. 67 öğrenim dili saptanmış. Bu da 1971'de yapılan sayımda. Hintli dil bilimciler Hint dillerini Hintari, Dravid, Çin-Tibet ve Güney Asya olmak üzere dörde ayırıyorlar. Hindistan'da dört ana dil var sevgili öğrencilerim. Hintari, Dravid, Çin-Tibet ve Güney Asya. Çin-Tibet ve Güney Asya. Değerli öğrencilerim, bugün nüfusun %73'ü neyi kullanıyor? 15 resmi dilden biri olan Hintari kökeni, yani Brahma kültürünün din ve edebiyat dili olan bu dili kullanıyor. Yani Hintari'yi kullanıyor. Asıl dilleri bu, Hintari'dir. Bu da Sanskritçe'ye dayanıyor sevgili öğrenciler. Sanskritçe. Milattan önce 5. yüzyıldan sonra gelişen ve kutsal emanetlerin saklandığı önemli bir yer olan stupalar var. Bizim Uygurların da diktiği stupaları biliyorsunuz. Önceleri çok yalın ve yalnızca din görevlerin girdiği bu şeyler, stupalar, boyutları daha görkemli bir hale gelmiş zamanla ve büyük bir tapınağa dönüşmüş. Tapınaklar özellikle Türk egemenliği döneminde benzeri olmayan bir incelik ve sanat eseri mahiyetini kazanmış. Hint uygarlığı tarihin en yıkıcı dönemini Çin'de olduğu gibi Avrupalıların 17. yüzyıldan sonra kurduğu sömürge imparatorluğu döneminde yaşıyor en kötü zamanlarını. Hindistan'ın altın ve değerli malları dünyaya yayılıyor. Böylelikle Batılıların ana kaynağı da yine bu baharat yolunu bularak Avrupa'ya taşıdıklarını görüyoruz. Orayı da Avrupalı denizcilerin tüm amacı aslında Hindistan'a ulaşacak deniz yollarını bulmak çabası sonrasında oldu. Vasco da Gama Ümit burnunu bularak oradan gitti ve Türklere olan bağlılıklarını böylelikle kurtarmış oldular kendilerine. Baharat yolu Hindistan'dan başlıyor. İran Körfezi ve Irak üzerinden Suriye limanlarına, ki orada Lazkiye limanı falan var, Kızıldeniz yoluyla Süveyş ve Akabe'ye, yani aşağıya iniyor. Oradan da karayoluyla İskenderiye'ye ulaşıyor. İstenirse oradan deniz yoluyla da Avrupa'ya gidiyor. 1453'te İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesiyle Avrupalılar baharat üreten ülkelere doğrudan ulaşma isteği oluştu. Şimdi baharat yolunu size göstermek istiyorum. Baharat yolu. Bakalım nereden, istikameti nereden gidiyormuş? Baharat yolu, evet. Bakın baharat yolu şu şekilde ulaşıyor. Evet, şu. Şimdi baharat yolu Hindistan'dan başlıyor.
Bakın bu en doğusundan böyle geliyor. Ondan sonra deniz yoluyla Irak üzerinden İran diyor. Sonra Irak, Şam, bu Laskiye limanı var gördüğünüz gibi. Laskiye limanından isterse Şam ticaret yolundan Mısır'a geliyor. Yani bu ana yolu aslında. Bunun tabii ki ara yolları var. Hazreti Muhammed bile Şam ticaret yolunda ticaret yaptığını biliyorsunuz. Sonuçta baharat yolunu kullanmış. Baharat yolunun bir kesimini kullandığı anlaşılıyor orada. Evet. Vasco da Gama 1498'de Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaştı. Christoph Kolomb Batı Hint adalarına, Magellan Güney Amerika'ya dolaşarak Doğu Hint adalarına vardı. Böylece baharat üreten ülkeler yeni yollar buldular. Bunun sonucunda baharat ticaretinde Venedik tekeli kırıldı. Tarihsel baharat yolu İngiliz denetimine girmeye başladı. İngiliz sömürgeciliği bir zamanlar dünyanın en ileri uygarlıklarından biri olan Hindistan'ı 200 yıl içinde o denli yoksul ve umarsız, yani çaresiz duruma getirdi ki tarihin her döneminde sürekli bir gelişme içinde olan Hint kültürü maalesef ağır bir darbe aldı. Batılılar gelene dek kendine özgü barışçı yaşam biçimiyle güzel bir şekilde yaşayan Hint halkı büyük bir yoksulluk içine düştü ve sömürüldü. Kastların büyük çoğunluğu yakın zamana denk hor gördükleri paryalar durumuna geldiler. Ama dönemsel olarak ortaya çıkan kıtlıklar da Hindistan'ı az buz etkilemedi. Hindistan'ın yazgısında 1875'te 1900'de dek yaşanan 18 kıtlık var. 26 milyon insanın ölümüne yol açıyor bu en büyük kıtlık. 1875'ten 1900'e kadar 18 kıtlık var Hindistan'da. Yalnızca 1943'te Bengal'de kıtlıkta 4 milyon kişi açlıktan ölmüştü. Neden? Çünkü İngiliz işgali. İngilizler Brahman kültürünün sağladığı birleştirici etkiden kurtulmak ve bu kültürün yarattığı ulusal bilinci yok etmek için batılılaşma ve uygarlaşma adına kendine ve topluma yabancılaşmış yoz bir aydın türü yaratmaya çalıştı. Kendi kültüründen uzaklaşan kitle misyonerlerin ders verdiği İngiliz okullarında okuyor. Yönetim organlarında göreve getiriliyor. Ağır bir yoksulluk içinde yaşayan halk ise eğitim olanaklarını tümüyle yitirmiş. Kültürel kimliğini korumak için kendi içine kapanıyor. Ülke yönetiminden uzak, bilgisiz, cahil bir kalabalık sürüsüne dönüşüyor. Hindistan'ı yüzyıllar boyunca sömürge olarak kullanan İngilizler, yalnızca bakın dikkat edin ekonomik ve doğal değerleri değil, bununla birlikte kültürel yapıya da büyük zarar verdiler. Hint halkının yoksullaşması yanında bilinçle uygulanan sömürge politikaları sonunda yaygın ve etkili bir kültürel yozlaşmaya ve bozulmaya gitti. Hinduizmin en eski yazılı belgeleri Vedalardır. Bir inanç belgesi olduğu kadar çok eski söylencelerin yani efsanelerin dilden dile aktarılarak yaşatılmasını sağlayan tarihsel belgelere Veda deniliyor. Hindistan'da en eski yazılı belgeler Vedalardır. Bunu unutmayın. M.Ö. 6. yüzyılda yazıya döküldü bu Vedalar ve Zerdüşt inancının kutsal kitabı Avesta'ya yakın bir dilde yazılmış. Brahman, Jainizm, Budizm, Hindu dini, Hint teolojisinin temelini oluşturuyordu sevgili öğrenciler. Bir de sorulması muhtemel şöyle bir bilgimiz var. Hinduizm dini Budizm'den farklı olarak bir vahiy dinidir. Yani Hindiler vahiy geldiğine inanıyor ve Hinduizm dininde peygamberlik kavramı vardır. Bunun adı da Rishi'dir. Rishi. Hinduizm'deki peygamberlik kavramına Rishi deniyor. Ancak bu kavram Orta Doğu dinlerinde peygamberlik olarak adlandırılan durumdan çok farklı. Orta Doğu dinlerinde peygamber Tanrı tarafından özel olarak seçilir. Ama Hinduizm'de peygamberlik kazanılan bir olgudur. Bunu unutmayın. Pek çok doğum ölüm döngüsünden geçen, oldukça yaşlı ve deneyimli, çok daha üst seviyede olan az sayıda temiz ruh, Tanrı ve devalar ile çeşitli şekillerde iletişime geçer ve vahiy, gizli bilgiler, tanrısal gerçeklerle halka bunu anlatır. Aslında bizim şamanlara çok benzer bu. Rishi sonradan kazanılan bir şey. Aynen Mezopotamya'daki dinlerde olduğu gibi Tanrı'nın seçtiği kişilerden oluşmaz.
Şimdi Jainizm çok önemli bir şey. Jainizm diye bir not ettik. Budizmle hemen hemen aynı dönemde ortaya çıkıyor Jainizm. Nedir bu? Kişinin her türlü kişisel zevkten arınmasıdır. Ve dinin yasak kıldığı şeylerden uzak durmasıdır. Hani Hint fakirleri denir ya, böyle Hint ne denir ona? Hint paspal insanlar gezer Hint sokaklarında. Saçı başı böyle keçe olmuş. İşte bunlar Jainizm'dir. Bu inanca göre kişinin mutluluğa ulaşabilmesi için dünya kötülüklerden uzak durması ve zevklerinden de arınmış olması gerekiyor. Böyle ilginç bir şey Jainizm. Budaizm milattan önce 4. yüzyılda Jainizm Javaizm diye geçen aynısı mı acaba? Javaizm mi? Aha. Şey Govinda falan var. Java dini diye bir şey var galiba. İnanış mıydı? Kültür müydü? Java kültürü var o senin dediğin. Kazılar sonunda Java bölgesinde bulunan Java kültürü var. Onların tanrıları Govinda mıydı? Govinda'ydı, evet. Şimdi tamam. Java kültürüne bakalım. Biz tarihçiyiz. Hemen Hint uygarlığında mononim kişi. Java, bireysel eski başkanları gibi önde gelen figürler falan filan. Modern yazılar listesinde Hinduizm. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Yani o bir kültür. Din değil de o kültür. Rasim Hocam. Jainizm ise bir din. Şöyle yapalım. Tamam. Tamam. Şimdi Budizm M.Ö. 4. yüzyılda Brahman düşüncesinin kimi dini uygulamaları ve kast sistemine tepki olarak doğan bir Budizmle karşı karşıyayız. Hatta bu Budizm Çin'e giderek orada da yayılıyor. Buda'ya göre nedir? İnsan varlığı arzudur. İnsan varlığı istektir, arzudur. Acı isteği yenmekle giderilebilir. Bilgisizlik yıkımdır diyor. Buda'nın hayat hikayesi de çok enteresan. Zengin bir kişi aslında bu. Ama bütün zevklerinden falan arınıyor. Şeye çıkıyor, Tibet'e çıkıyor. Orada da yoga, meditasyon yapıyor. Budaizm'de şey vardır. Budaizm'de Budala vardır. Budala, acemi demektir. Budala, acemi. Acemi. Bir de Nirvana vardır. Nirvana ne demek? Nirvana. Türkiye'de adam ne diyor biliyor musun? Çok kitap okuyana abi Nirvana'ya ulaştın. Nirvana ne acaba? Yani normal vatandaş bile Nirvana'yı kullanıyor. Nirvana nedir sizce? Yani dini olarak yükselmek gibi bir şey mi? Ruhani olarak. Aferin. Şimdi Nirvana'ya ulaşmam için işte Dalai Lama ulaşmıştı ona. Dalai Lama. Dalai Lama son seviyesi olarak bilinir. Bu Dalai'la başlar, acemi olarak başlarsın. Dalai Lama'ya yükselirsin. Dalai Lama'dan sonra da Nirvana'ya ulaşan. Yani Nirvana ulaşılan bir yer değil aslında. Nirvana sınırsızlıktır. Sınırsızlık. Uzay boşluğunu düşün. Şeyin iyonosferin dışına çıktığın anda uzay boşluğundasın ve artık serbestsin. Nirvana uzay boşluğudur. Bir sınırsızlıktır. Hint tarihinin hiçbir dönemde hiçbir dinsel akım, bunu unutmayın, ya da siyaset fark etmiyor, Hindistan'ın tümüne egemen olamamış ve gerçek bir birlik sağlayamamıştır Hindistan'da. Hint kültürünün en eski ve en önemli sözlü eseri ise Ramayana ve Mahabharata'dır. Ramayana, Mahabharata, Limanata, Mandalinata, Tarata. En eski Ramayana olduğunu kabul ediyoruz. Ramayana en eski Hint destanıdır. Ramayana. Milattan önce 200'de 400, yani milattan sonra 400'de milattan önce 200 arasında yazıya geçirildiği tahmin ediliyor Ramayana. Peki Ramayana'nın bilgisi ne? 24 bin beyitten oluşuyor. 24 bin beyitten. Bir de 7 kitabı var. 7 kitap. Ramayana destanı Prens Rama'nın başından geçen hikayeleri anlatıyor. Prens Rama'nın başından geçen hikayeler anlatıyor. Valmiki'ydi yanlış hatırlamıyorsam yazarı.
Valmiki diye birisi. Valmiki yazmış bu hikayeleri. Karısı Prenses Sita bir şeytan tarafından kaçırılıyordu. Rama kaybolan karısını aramaya başlıyor. Uzun bir savaştan sonra Sita'ya kavuşuyor. Böyle bir hikaye. Sita daha sonra ormana çekilecek ve doğaüstü bir ölümle dünyadan ayrılacak. Ramayana çeşitli bakımlardan dinsel metinler de içeriyor. Bol miktarda olağan dışı sahneleri var, uçan kaçan adamları var, çeşitli mitolojik şeyleri var. Ramayana tanrılaşmakla ve sürekli vaaz vermesiyle dikkat çekiyor orada. Yani tanrıya ulaşmış Sita deniliyor. Bir de Mahabharata var değerli öğrencilerim. Mahabharata. Mahabharata. Mahabharata 100 bin beyitten oluşuyor. 100 bin beyit. 100 bin beyit. 18 kitabı var bu Mahabharata'nın. Orada da hangi ailenin serüvenleri anlatılır? Mahabharata'da. Bunlar sorulabilir. Pandava. Pandava ailesinin serüvenleri anlatılır. Pandavalar amcalarının çocuklarına karşı tahta hak iddia ederler. Bunlar 5 kardeşti Pandavalar. Aralarında gizli savaşın korkunç bir çarpışmayla sonuçlanıyor. Ve bu savaşta çoğu bu Pandava ailesinden kişi ölüyordu. Onu anlatıyor. Enteresan varlıklar, uçan kaçanlar, uzay araçları falan her şey var burada. Ramayana ve Mahabharata Hint uygarlığının en eski yazılarıdır sevgili öğrencilerim. Onları unutmayın. Böylelikle Hint uygarlığını da bitirdik. Şimdi biz ilk çağda, hocamız size anlatmıştır, Türk uygarlığına girmişsinizdir büyük ihtimalle. Yani şeyleri anlatmıştır, İslam öncesi Türk tarihini, ama ben şöyle anlatıyorum, buna bir parantez açıyorum. İlk çağ dediğimiz zaman, ilk çağ dediğimizde Türk uygarlığı da giriyor işin içine. İlk çağda Türk uygarlığına hangileri girer? Hangileri ilk çağda kurulmuş Türk devletleridir diye soru gelirse iki tane var. Biri İskitler, biri de Asya Hunları. Bunlar ilk çağ Türk uygarlığına girer. Bunlar ilk çağda. Diğer Türkler orta çağda. Mesela Göktürkler orta çağda kurulmuştur. Değil mi? Göktürkler orta çağ Türk dünyasında. İskit ve Asya Hunlar da ilk çağ Türk uygarlığı. Son olarak bunlardan kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Sonuçta siz İskitleri falan gördünüz ama bunlar ilk çağın da konusu olduğu için ilk çağda İskit ve Asya Hunları vardır. Bu ikisi var. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Türklerin ilk ana yurdu neresi olduğunu biliyorsunuz. Birkaç soruyla da bunu taçlandırmak istiyorum. Mesela Türklerin ilk ana yurdunun tarih sahnesine çıktıkları yer konusunda görüş bildirenlerin Altaylar ve çevresi diyenler kimlerdi? Türklerin Altay ve çevresinden çıktığını söyleyen, Türklerin Altay ve çevresinden çıktığını, Altay teorisi yani. Kimlerdi? Notlarınızda vardır bunun. Van Biri var mıydı hocam? Şimdi söylüyorum isimlerini. Var şeyde. Van Berg var. Klaport var. Birincisi Klaport. İkincisi Hammer. Sokot var. Sonra Kastrin var. Van Berg var. Oberhummer var. Bunlar Altay teorisini savunuyorlar. Bir de Kadırgan Dağları, Altay Dağları'nın doğusu Kadırgan Dağları'ndan çıktığını söyleyenler var. Kadırgan Dağları'ndan çıktığını söyleyen var. Bunların da Koppers vardı. Radloff var, William Radloff, Ramstedt var, Ligeti var, Menges var ve Bartolt var. Bunlar da Kadırgan Dağları'ndan çıktığını söylüyor. Evet, isterseniz şöyle bir yazayım size. Şuraya yazmıştım, onu sizle paylaşayım. Altay Dağları'ndan çıktığını savunanlar şunlar. Notlarınızı ekleyin, bunları daha önce gördüğünüz için çok üstünde durmayacağım. Ama Kadırgan Dağları'ndan çıktığını hatırlatmak amacıyla bunları söylüyorum. Kadırgan Dağları'ndan çıktığını söyleyenler de şunlar. Evet, not alan arkadaşlar bunları yazabilir. Aşağıdakilerden hangisi Altay ve çevresi teorisi, hangisi Kadırgan Dağları teorisi? Sonuçta ikisi Altay Dağları'ndan, biri batısından, biri doğusundan çıktığını söylüyor. Milattan önce 1100 yıllarından itibaren Türkler ilk ana yurtlarını boşaltarak Altaylara iniyorlar sevgili öğrencilerim.
Türkistan'a, yani Doğu ve Batı Türkistan'a yerleşiyorlar. Minattan hocam önce... Kadırgan Dağları'na aynı kişileri yazmışsınız. Öyle mi oldu? Ha pardon, evet. Yanlış şey yapmışız. Bir dakika, bir saniye. İyi ki hatırlattın vallahi. Bir dakika. Klim Park. Evet, aynı kişi mi olmuş? Allah, yanlış bir şey yapmışız. Niye öyle oldu? Bir dakika. Bir saniye, hemen düzeltelim. Şuradan almıştım. Hemen düzeltiyoruz. Evet. Türklerin Kadırgan Dağları'ndan çıktığını sanmaz. Şuradaydı. Evet, burada Han sülalesi falan peşbeken, Çin kaynakları, bunları derslerde gördünüz zaten. Rus yıllıkları, Türk tarihinin İslami kaynakları, İbn Esir falan filan geçtik. Heh. Bizans kaynakları da var, İbn Fazlan falan filan. Bunlardan da bahsetmiştik. Şuna gelelim. Çin'e geçtik. Bir saniye. Kadırgan. Güneyinde İmanet Rüyüklü'nden Türk Devletleri. Onu ben isim olarak size atayım. Şimdi onunla uğraşmayayım. Ama ona şey yaptığım yeri kaybettim. Ondan dolayı. Şöyle devam edelim. Milattan önce 1100 yılından itibaren Türkler ilk yurtlarını boşaltmaya başlıyorlar. Milattan önce 7. yüzyılda Yakut Türkleri Kuzeydoğu Sibirya'ya göç ediyorlar ve daha sonra ikiye ayrılıyor. İşte Yakutlar ve Çuvaşlar milattan önce 7. yüzyılda Çuvaşlar Ural Dağları'na, Yakutlar da Altay Dağları'na doğru gidiyorlar. Zaten bunu Türkiye'nin ormancılık ve orman yaşamı ile ilgili sözcüklerinden onlara bozkırlar sonradan indiklerini anlıyoruz. Bugünkü Doğu Türkistan, Moğolistan ve Altay bölgelerinde ilk çağda, orta çağın başlarında Türklerin ana yurdu olduğu da düşünülüyordu. Türk adının anlamının ne olduğunu herkes biliyor. Ben soruyorum, siz cevap verin. İslam kaynaklarında İran menşeli Zend Avesta rivayetleriyle Tevrat'ta Nuh peygamberin Yafes'in oğlu, 8. oğlu Turaş'tan geldiğini söylüyorlar. Avesta'da böyle yazıyor. Ama Herodot'un doğu kavimleri arasında zikrettiği Targitalar var. İskit topraklarında doğdukları söylenen Trikeler var. Tevrat'ta Toharmalar var. Bu şekilde Türk adından bahsediyor. Türk kelimesi ilk defa M.Ö. 1328 yılında Çin tarihinde Tukiye şeklinde geçiyor. Ki Çince'de R harfi yoktur. Wamberg 1879'da Türk adını Türebek olarak söylüyor. Türk adı Türeyen, töre sahibi, nizam sahibi olarak bahsediyor. Değerli öğrencilerim, Ziya Gökalp ve Bartok töreli nizam sahibi diyor. Fransız dil bilgini Louis Bazin török diyor. Yani şekil kazanmış. İran kaynakları güzel insan. Çin kaynakları mikver. İbnül Fakih ve Gerdizi İslam kaynaklarında terk edilmiş adam diyor. Bunu da yazmak istiyorum size. Şöyle. İslam kaynaklarında İbnül Fakih ve Gerdizi gibi İslam alimleri ne diyormuş? Terk edilmiş adam diyormuş. Terk edilmiş adam. Şöyle yapalım. İbnül Fakih ve Gerdizi İslam kaynaklarında terk edilmiş adam. Müller olgunluk çağı diyor. Uygurlar güç, kuvvet, kudret anlamında kullanmış. Darfur ise devlete bağlı halk anlamında
kullanmıştı. Ama bazı Avrupa kaynaklarında takye diyor. Takye ne demektir? Takye deniz kenarında oturan adam demektir. Bunu da söylüyorlar değerli öğrencilerim. Evet, Türklerin bilimsel olarak hangi kafa yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Antropolojik olarak. Hangi kafa? Brekasefali miydi? Brekasefal, aferin, beyaz ırka mensup, Europid grubundan, Turanit tipindendir. Uzun yıllar Batı kaynaklarında Türklerin Mongoloid olduğu söylenmiştir. Ancak Atatürk'ün yaptığı çalışmalar sonrasında Brekasefal oldukları anlaşılmıştır. Değerli öğrencilerim, bu kaynakları falan zaten gördünüz. İlk Türk kültür çevrelerinde ana kültürü Orta Asya'nın en eski kültür çevresi. Türklerin ise Afresyonova kültür çevresi. Bizim için çok önemli olan Andronova kültür çevresi var. Andronova kültür çevresinde Tunç çağında doğmuş olabileceği düşünülüyor. Altın ve gümüş ilk defa Andronova kültür çevresinde kurgan tipli mezarlar ortaya çıkıyor. Kurgan hangi kültür çevresinde çıktı diye sorun olursa Andronova kültür çevresinde diyeceksiniz. Karasup demirin kullanıldığı, Tagar ise günümüze en yakın kültür çevresi. Tabi buradan çıkan eserlerin çoğu da Hermitage Müzesi'nde bulunuyor. Onu unutmayın. Değerli öğrencilerim, Türkler tarihte 20 büyük göç yapmıştır. Bunun 13 tanesi milattan önce, 7 tanesi de milattan sonra. Çok büyük göçleri vardır. Türklerin göçlerinin sebeplerini biliyorsunuz. Sonra İskitler doğuyor. Atatürk'ün ilk incelettiği kavim İskitler'dir. Onu da unutmayalım. Atatürk'ün ilk incelettiği kavim İskitler'dir. İskitlerle ilgili Yunan kaynaklarında Skoya, İranlılar Saka diyor. Caka, Hintliler Caka diyor. Caka. Ünlü tarihçi Herodot ise İskit adının Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Skolot ya da Oskolot sözcüğünden geldiğini söylüyor değerli öğrencilerim. İskitler ile geniş ve detaylı bilgi veren Herodot kısrak sağanlar tabirini kullanmış. İskitlerle ilgili belki bunu sorabilirler, kısrak sağanlar kimdir diye. O da İskitlerdir. Herodot böyle söylüyor. Bir de Sakalar için ünlü Pers kralı Darius kendi kitabesinde sivri başlıklı ifadesi kullanmış. Böyle sivri başlıkları varmış İskitlerin. Onu da unutmayalım. Değerli öğrencilerim, Afrasyap'ın Alper Tungo olduğunu biliyorsunuz ama Herodot'un tarihinde Modova olarak geçer. Onu da sorabilirler. Modova. Herodot'un tarihinde Modova olarak geçmektedir. Alper Tunga. Afrasyap'ın Alper Tunga olduğunu ilk söyleyen 12. yüzyılda yaşamış Yusuf Hasacık, Kutatkı Bilik'te, daha sonra ise Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat'ın Türk adlı eserinde Türk hükümdarı olarak Afrasyap'ın Alper Tunga olduğunu söylemişlerdir. Ertunga diye geçer. Orhun kitabelerinde de Ertunga olarak geçmektedir. Divan-ı Lügat'ın Türk'te de adları geçiyor. Amazon kadınları da Tomris Hatun'un askerleri olduğunu biliyorsunuz. Amazon kelimesi mazon göğüslü demektir. Mazon kelimesi. A olumsuzluk eki koyarsanız Amazon olur. Yani göğüssüz demektir. Bunlar sağ göğüslerini kestikleri için Amazon kadınlara her uygarlığı vardır. Savaşçı kadınları. İskit Amazon kadınları müthiş şey yapıyorlar, savaşıyorlar. Ahıl teki atları var. Daha önce de bahsetmiştim ahıl tekeden. Kan terleyen atlar deniyor. Türklerin kanadı deniyor. Bu atı evcilleştirdi. Şu anda Türkmenistan'da devlet arması. Bozkır'ın kuyumcuları İskitlerdir. Onu da biliyoruz. İlk balbal ve kurgan örneklerine İskitler'de ulaşıyoruz. Hipokrat uzun süre İskitler'in yanında yaşamış ve Hipokrat tıbbın birçok şeyini İskitler'den öğrendiğini söylüyor. İskitler'in en ünlü hükümdarı Alper Tunga ve şu İskender ile mücadeleden şu. Evet. İskit kurganlarını söylüyorum. Bunlar belki çıkabilir. Günümüzde de bu kurganlar neredeydi? Hermitage Müzesi'nde bulunuyor çoğunluğu ama bir kısmı da Kazakistan'ın Almata Müzesi'nde. İskit kurganları Arjan, Kostromanskaya, Solokka kurganları var. Arjan, Kostromanskaya, Solokka, bunlar İskit döneminden kalma. Rusya'daki Hermitage Müzesi'nde İskit vazosu Batı dünyasında çok çok tanınmıştır. Hatta çizmeler, tokalar, bunun gibi üzengiler çok bulunmuş İskit kurganlarında. Bir de Asya Hunları var.
Asya Hunlarından önce Çoğu devleti vardı. Gördünüz mü derste bilmiyorum. Asya Hun devletinden önce Çoğu devleti var. Bu Çoğu devletinin ilk Türk devleti olabileceği konusunda tarihçilerden bayağı savunanlar var yani. Hunlardan önce Çoğu devletinden bahsediyor. Sevgili öğrencilerim, Çin tarihi konusunda 5 ciltlik eser yazan Profesör Doktor Otto Franke, Hunların ancak Osmanlı Türkleriyle mukayese edebileceğini söylüyor. Çin tarihi konusunda 5 ciltlik eser yazmış Otto Franke, Hunlar ancak Osmanlı Türkleriyle mukayese edilebilir diyor. Peki Ötüken Dağı'nın koruyucu ruhunun adı neydi? Ötüken Dağı'nın koruyucu ruhunun adı Nama'dır. Nama. Nama destanı vardır. Ötüken Dağı'nın koruyucu ruhu Nama'dır. Teoman vardır. Teoman'ın Türkçe adı nedir? Teoman Çince'dir. Teoman'ın Türkçe karşılığı Tuman'dır. Tuman. Teoman Tuman demektir. Bu da 10.000 karşılığıdır. Askeriyede 10.000 karşılığı. Şanyu ünvanını kullanmıştır. Teoman Şanyu ünvanını kullandı. 11 yıllık hükümdarlık yaptı. Biliyorsunuz ayrıntıları. Ben farklı şeyler söylemek için söylüyorum size. Bagator kimdi? Bagator da Metan'dı. Peki Metan'ın veziri kimdi? Metan'ın veziri kimdi? Bagator'un veziri kimdi? Şanyu. Hayır. Hocam şık versene. Onuges şeyinde. Onuges Avrupa Hunların. Hocam şık verseniz ben bulurum da. Peki şık versem arasına da şunu koysam yapar mıydın? Kutuho. Ha Kutuho evet. Evet. Yapardım hocam. Tamam teşekkür ederim. Bagator'un veziri Kutuho'ydu. Kutlu kişi anlamında söyleniyor. Kutuho. Çin kaynaklarında Motun olarak geçiyor bu hükümdar ama Türk tarihinde Mete diye okunmuş. Gerçek adının Bahador olduğunu söyledim. Peki Meta'nın şeyde Çin İmparatoru Cao Ti'yi çok fena bir şekilde yendiği bir savaş vardı. Neydi o savaşın adı? Paiteng. Aferin Paiteng. M.Ö. 197'de Paiteng. 320 bin kişilik müthiş bir orduyu yeniyor Mete. Acayip yani onun hikayesi de var da anlatmayayım şimdi uzun sürer. Meta'nın destansı hayatını Çin'in ilk resmi tarihi sayılan Shiqi adlı yıllığının 110. bölümünde kaydedilmiş. Buna biz Oğuz Kağan destanı diyoruz işte. Oğuz Kağan Meta'nın gerçek hikayesini anlatıyor. Bu da Mete'nin destansı hayatı Çin'in ilk resmi tarihi sayılan Shiqi adlı yıllığının 110. bölümünde kaydedilmiş. Meta'nın Çin İmparatoruna yazdığı mektupta Türk soyundan gelen 26 boyu kendisine bağladığını söylemiş. Onluk sistem Meta'nın. Peki Meta'nın ordunun sağ ve sol kanadına ne demiş? Meta'nın ordunun sağ ve sol kanadına verdiği isim nedir? Ordunun sağ ve sol kanadına verdiği isim nedir? Söylüyorum, altın boynuz. Altın boynuz. Altın boynuz demiş. Altın boynuzlar. Yani sağ altın boynuz, sol altın boynuz. Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yılı M.Ö. 209 olduğunu biliyorsunuz. Kurultayı ilk toplayan Meta'nın çavuş ıslıklı ok. Çavuş oku olarak Osmanlı'da da kullanıldı. Islıklı oku Meta'nın bulmuştur. Orduya ilk üniforma giydiren Meta'ndı. Sonra toprak milletindir onu kimse bölemez diyen Meta'ndı. Oğuz Kağan destanı Meta'ndı. Oğuz Kağan'ın çocuğu yani Meta'nın çocuğu ki yoktu. Babasının ölümüne fırsat bilerek ayaklanan Yüeçilere ağır bir yenilgiye uğrattı Kiyok. Kiyok döneminde bir rapor var. Çinlilerin raporu var. Neydi bu raporun adı? Kiyok döneminde Çinli prensesle evlenme geleneğini başlattı. Sonra bir Çinli prensesle bir raportör geldi. Bu adam ajandı. Neydi onun adı? Chang Qian raporu. Bu raporu lütfen yazın yazmadıysanız. Kiyok döneminde Çinliler ajan göndermiş. Chang Qian. Chang Qian 10 yıl şeyde kalıyor. Hun başkentinde kalıyor ve çok önemli istihbarat alıyor. Kün Çin dönemi var ondan sonra. Kün Çin dönemi. Çin savaşları devam ediyor ve ondan sonra da Hohanye ile Çiçi var. Ha bir de şeyi söyleyeceğim. Çiçi
Türk tarihinde ilk defa kale yaptıran hükümlerdir sevgili öğrenciler. Çiçi Türk tarihinde ilk defa kale yaptıran hükümlerdir. Çiçi Türk tarihinde ilk defa kale yaptıran hükümlerdir. Onu unutmayın. Hohanye ölümünden sonra Çinlilere karşı tekrar mücadeleye girişiyor ama sonra kuzey güney diye ayrılıyorlar. Şunu unutmayın. Önce doğu batı diye ayrılıyorlar. Daha sonra batı Hunları kuzey ve güney diye ayrılıyorlar. Sonra kuzey Hunları kavimler göçünü başlatıyor. Değerli öğrencilerim, Hun devletinden sonra kurulan devletler var. Hançoğu devleti var. Ondan sonra Şia devleti var. Kuzey Liang devleti var. Bir de şimdi Hun kurganlarına bir bakalım. Biraz önce İskit kurganlarını söyledik ya. Hadi Hu kurganlarını bana söyleyin bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Hun kurganlarındandır diye bir soru hocam, gelse. Hun devletinden sonra kurulan devletler dediğiniz söyleyeyim mi? Onları yazmadınız mı şimdi? Yok, Hunlardan koparak kurulan devletler. Tabii Afgaçlar. Hunlardan kopan mesela Hançoğu devleti var. Milattan sonra 304'te Hunlar ayrıldıktan sonra Çao devleti var. 319'da kuruldu. Şia devleti hocam, var. Hocam kitapta şey yazıyor da Alan kitabında, Pegem'in Alan kitabında 3 tane devlet veriyor. Avrupa Hunları, Ak Hunlar ve Tabgaçlar. Hunları dağıldıktan sonra kurulan devletler diye. Yok. Yani onlar bilindik şeyler. Yani o Avrupa Hunları bile Asya Hunlarından kopup gitmiştir baktığın zaman. Tabgaçlar da aynı şekilde Hun soyundan, sülalesinden gelir. Aşina soyu da Hun sülalesinden gelir. Ama benim söylediğim devletler şudur özelliği. Bunlar Hun devleti dağıldıktan sonra kurulan federal devletler. Yani Hun federasyonundan ayrılıp kurulan devletler. Söylüyorum isimlerini isterseniz. Bunlar da onu pek de kulak asmayın ona. Şöyle ki birincisi bu. Hançoğu devleti 304 yılında kuruldu. Sonra Çao devleti var. Çao devleti 319'da kuruldu. Şöyle Çao devleti. Ondan sonra Şia devleti var. 407'de kurulan Şia devleti. Onu da yazayım şuraya. Şia devleti. Sonra Kuzey Liang devleti var. 397'de kuruldu. Hun devlet teşkilatındaki bir ünvandır zaten bu. Juchu denilen bir şey. Ünvan. O tarafından kuruluyor. Tekrar söylüyorum. Biraz açıklamamı istiyorsanız eğer şöyle açıklayayım. Hançoğu Devleti Lia Yuan adlı Hun Bey'i tarafından Modo'nun yani Mete'nin torunu olduğunu söyleyerek bunların başına geçti. Bozkır tipi Konar Göçer'den ziyade bu Çin geleneklerine göre hareket etti. Tam bir Çin eğitimi almıştı Li Yuan. Sol Şehir adı verilen bir yeri başkent yaparak devletini kurdu. Çao Devleti'nde devleti kuran Shi Li, Hunların soyu yani Hunların soyundan geliyor ama soylu olmayan bir kişi de. Çocukluğu zorluklar içinde geçmiş bunun kurucusunun. Böyle bir kişi. Tabi asker kurmuş onu da. Şia devleti Ordos'taki Hunlar ilk iki Hun devletine kendi iradeleriyle girmişler. Ama daha sonra Hunlar dağılınca Tapkaç devletinin hakimiyetini kabul etmeyip Şia devletini kuruyorlar. Bunlar Tapkaçlardan farklı. Kuzey Lia Devleti, Hun Devlet Teşkilatı'nda bir ünvan demiştim. Şimdi bunun dışında kimler var? İşte Rasim Hocam'ın dediği Tapkaçlar var. Tapkaç. Bir de Batı Hunları var. Batı Hunlar. Başka bir şey söylemiş miydiniz Rasim Hocam? Bir de Akunlar vardı. Akunlar var. Akunlar. Bunlar var yani. Bunlar Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra kurulan devletler. Hançoğu Devleti, Çao Devleti, Şia Devleti, Kuzey Liang Devleti, Tapkaç ve Batı Hun, Akunlar. Şimdi size şeyi sormuştum. Hunların kurganlarını sormuştum. Hunların kurganları. Hadi söyleyin bakalım. Esik, Pazırık. Aferin. Başka? Katanda var, Tuketa var, Noyunula evet. Var, Şibe var. Aynen, Noyunula. Aha. Yazdım buraya. Katanda, Tuketa, Noyunula, Pazırık, Şibe ve Esik kurganları. Bir dakikanın altına düştük. Son dersimiz için 1:30'da buluşuyoruz ve orada da soru çözeceğim sevgili öğrencilerim. Katanda, Tuketa, Noyunula, Pazırık, Şibe ve Esik kurganları.
Altay bölgesinin en eski tigin mezarlarıdır. Bu kurganlardan çıkan eserlerin büyük kısmı Rusya'daki Hermitage Müzesi'nde bulunuyor. Pazırık kurganları en önemlisi burada. Halısı da çıktı ya, pazırık halısı. Hun sanatının en müthiş eserleridir. Türklerden Orta Asya'ya giden ilk sanat tarihçisi kimdir? Türklerden Orta Asya'ya giden